Haziran Pazar Antalya'dayız. Antalya sahildeyiz. İskele Camisi'ni isim olarak göstermeye çalışacağım. Hemen yat limanının yanında surların aşağısında yer alan İskele Camisi tabelası 1905'tir ama daha önceki yıllara da tarihlendirildiğini söylüyorlar. Yapı konik bir çatıyla örtülmüş. 6 tane işte ayak kemerli ayak tarafından taşırmakta. Cami alt ve üst kısımlardan oluşuyor. Alt kısımda bir tane havuza yer verilmiş. Alt katı şöyle bir göstermiş olalım. Şu anda Kitabe'ye doğru gidiyorum. Antalya İskele Camisi'nin 3 satırlık kitabesi 1321 yılında tarihlendiriliyor. Yazılar ufak, buradan okumak da mümkün değil. Minare doğru gidiyoruz. Şu anda minareyi aktarmaya çalışacağım. Antalya İskele Camisi'ni görebiliyoruz. Şurada minaresini gösterdik. Farklı bir şerefesi var. Ahşaptan yapılmış. İki katlı olan yapıya şu anda harim mekana doğru ilerleyeceğiz. Antalya İskele Camisi'nin giriş kısmı ahşap malzemeyle desteklenmiş. Minare de aynı şekilde. Şuradan limanı gördük. Ben şu anda harim mekana doğru ilerleyeceğim. Harim mekan, ahşap merdivenlerle harim mekana doğru ilerliyoruz. Evet, şu anda harim mekanındayız. Harim mekanı şöyle göstermeye çalıştım. Harim mekandan yat limanı da böyle görmek mümkün. Camiden limana açılan bir pencere yardımıyla da limana açılıyor. Mihrap üzerindeki ayet-i kerimeyi görebiliyoruz. Antalya'dan, Antalya İskele'deki limandaki caminin harim mekanı gösterdiği büyük yuvarlak kemerli pencereler, üçgen formlu bir mihrap ve üst çatıyla şurada çekimizi noktalandırıyoruz.